Anadolu'nun en eski kentlerinden biri olan Afyon'da halkın geleneksel kültürünün ürünleri olan el sanatları, çeşit zenginliği ve yöresel özellikleriyle önemli bir yer tutuyor. Bu el sanatlarından biri de Afyon'da az da olsa yapılmaya çalışılan keçecilik. Kaç yıldır keçecilik mesleğini yapıyorsunuz? 45 senedir keçecilik mesleğini yapmaktayız. Evet. Yani kaç yaşından beri? 10 yaşımızdan beri, 55 yaşındayım. Hı hı. 10 yaşımdan itibaren çalışmaya başladık. Hı hı. 55 yaşındayım, 45 senedir bu işi yapıyorum. Kardeşlerinize de siz mi öğrettiniz? Kardeşlerimize ben öğrettim, evet. Baba mesleği mi? Babamız benim? Mesleği. Hı hı. Babanız da keçeciydi Babamız yani. Babamız da keçeciydi. Hı hı. Peki keçenin ham maddesi yün. Bu yünün bir özelliği var mı? Yün sırf kuzu yününden olaraktan keçe olur. Hı hı. İnce tüylü olduğu için koyun yününden de olabilir ama kuzu yünü kadar güzel olmaz. Özelliği nedir kuzu yününün? Kuzu yünün ince olduğu için daha güzel olur. Onun için kuzu yünü tercih ederiz. Hı. Keçe yapımına nasıl başlanır usta? Köylüden alınan yün temizlenerek taraktan geçer. Hı hı. Taraktan geçen yün kalıbın üzerine çubuklarla serilir. Evet. Kepenek ise kepenek şekli, keçe ise keçi şekli verilir serilerekten. Serildikten sonra keçe depkiyle tepilir ilk aşamada. Evet. İkinci aşamada açılaraktan kepenek ise iki katlanır, keçe ise kıvrılarak keçe veya kepenek şeklini almış olur. Hı hı. Daha sonra o kalıptan çıkan keçe veya kepenek aşıda pişim makinesine girerekten sıkıştırılır sıcak su ve sabun ile. Sıkıştırılan yün keçe daha sonra süzülür, bir gün sonra kesilerek sergiye asılmaya çıkar. Neden su kullanılıyor peki? Su olmasa keçe sıkışmaz. Hı hı. Bunun bir hikayesi var herhalde değil mi? Biliyor musunuz bu hikayeyi? Evet. Anlatır mısınız? Bu hikaye bizim pirimizden gelen bir hikayedir. Pirimiz Ebu Said Efendimizin zamanla 40 gün böyle keçiyi depmiş yatışmamış. Yatışmadığı için bir daha açıyor, sonra gücüne giderekten ağlamaya başlıyor. Ağlamaya başlayınca gözünden düşen damlalar keçenin üzerinde bir daha tepmeye başladığında sıkışmaya başlıyor. O yüzden buna su verilecekmiş diyerekten bunu bu şekilde kullanın diyor. Hı hı. Yani su vermek gerektiğini öğrenmiş oluyor. Keçecilikte kullanılan motifler nelerdir? Şimdi keçecilikte kullanılan motifler öncelikle ağaç ağacı vardır. Evet. Demir yolu deriz. Efendim ben söyleyeyim. Göl deseni. Kilim deseni. Hı. Yani daha çeşitli motiflerimiz vardır. Bu motifler nereden alıyorsunuz? Kaynak olarak nereden şimdi alıyorsunuz? Şimdi bu motifleri biz çoğunlukla zihnimize yerleştirerek yapıyoruz bunları. O anda aklımıza ne geldi? Hı hı. Bugün için gölgesi göl deseni yapıyoruz. Hayat ağacı deseni yazıyor. Hayat ağacı deseni yapıyoruz. Yani aklımıza o anda gelen şey yapıyoruz. Peki motifi nasıl yerleştiriyorsunuz? Nasıl yediriyorsunuz keçenin üzerine? Şimdi ilk aşamada motifi çubuklara beğendiriz onları. O da yündür. Beni çubuk keseriz. Çubuk halinde hasıra elimizde bütün şekler onunla verildik evvela. Hı hı. Hasıra yayarız, ne motif yapacaksa o motifi hasıra yaparız. Hasır dediğiniz şey nedir? Şimdi hasır dediğimiz şey ilk evvela zaten keçecinin esas işlesi kalıptır. Hasır odur yani. Hı hı. Kalıp olmadan bu işler zaten olmaz. Önce kalıba motifi yerleştiriyorsunuz. Ondan sonra yani verilen şekilde seni yapıyor üzerine. Hı hı. Üzerine? Yün serpiyoruz. Yün serpiyoruz. Evet, hasırı sarıyoruz. Ruh halinde. Hı hı. Bunları ayağımda teperekten sıkıştırıyoruz, açıyoruz. Onu keçeci keçi şekli veriyoruz. Kepenek kepenek şekli veriyoruz. Hı hı. İsmail Bey, siz Erkuş kardeşlerin en küçüğüsünüz. Evet. Abilerinizden mi öğrendiniz mesleği? Evet, abilerimden, babamdan bu mesleği öğrendim. Fakat 1982 yılında ben Endüstri Meslek Lisesi'nden mezun oldum. Evet. Üniversite imtihanını kazandım. Konya Selçuk Üniversitesi'nde öğretmenlik sınıfının işe branşını kazandım. Evet. Fakat o günlerde meslek bana daha cazip geldi. Evet. İmkanlarımız çok iyiydi. Hı hı. Öğretmenliği tercih etmedim. Şu anda mesleği yapıyoruz. Pişman da değilim yani.
Yani mesleğinizi tercih ettiniz. Mesleği tercih ettim. Şu anda o meslek üzerine devam ediyorum. Afyon'da artık keçicilik çok azaldığı halde bu mesleği yaşatmaya çalışıyorsunuz. Evet. Nasıl, talepler nasıl peki? Şu anda keçe üzerine talep çok azaldı. Bizim Afyon'umuzda bundan 25-30 sene öncesine kadar bizim çarşımızda 35-40 tane, 50 tane dükkan bu işte işlem görüyormuş. Artı her dükkanda da 3-4 kişinin çalıştığını hesap edersek 150-200 kişi bu işlemden ekmek yiyordu. Ama şu anda Afyon'da 3-4 tane esnaf kaldık biz. Bu esnaflar da yani dışarıdan çırak yetişmediği için, hiçbir aile çocuklarını çırak vermediği için keçiciliğe babadan oğluna geçiyor. Yani bu işi yapanların en gençlerinden birisi de benim yani şimdi şu anda Afyon'da. Benim çocuğum bu işi yapmak istemiyor zaten şimdiden. Meslek zor olduğu için, talep az olduğu için, yani ortamlar uygun olmadığı için meslek şu anda bitmek üzere yani Afyon'da. Afyon'da değil yani bütün Türkiye'nin her yerinde yani böyle bu. Sayılı bölgelerde bu işlem yapıyorlar. Artık çok azaldı. Çok azaldı yani. Elemeğine önem vermiyorlar. Evet. Çünkü bu elemeği göz nuru derler. Yani bu elemeğinin hakkı çok, yani hakkı denmez. Bu anımızın teri bizim. Yani onur da ekmek yiyoruz. Allah bereket versin. Evet. Mehmet Usta, keçeden genelde neler yaparsınız? %90 olaraktan kepenek. Çoban kepeniği. %10 olaraktan da sergi keçesi, yatak keçesi, bel ağrıları için ince keçe, ayakkabı keçesi, turistik eşyalardan yapmaktayız. Turistlerin talebi var mı? Turistlerin talebi çok az. Yani çok az. Çünkü devletimizin buna biraz el uzatmasını istiyoruz. Dışarıya bağlı olaraktan bu İpek yolundaki o keçelerden falan bizim memleketimize bunlara devletimiz ilgi gösterip de yani bize karşı bir dışa açılma şeklini istiyoruz. Tanıtım istiyoruz. Tanıtım istiyoruz yani. Evet. Peki keçe yapımında kullanılan aletler nelerdir? Size sorsam Mustafa Usta. Şimdi keçe için kullanılacak malzemelerimiz ilk evvela tabii ki çubuk. Çubuksuz keçe saçılmaz. Çubuk ilk evvela onu kullanıyoruz. Sabunlu su. Neyi sağlıyor çubuk? Şimdi çubuk verdiğimiz yünün düzelmesini sağlamak için. Düzeltmek için yani kullanıyoruz çubuğu da. Onun dışında neler kullanılıyor? Şimdi buna sabunlu su veriyoruz. Normal devamlı sıcak su veriyoruz. Buharla beraber bunu sıkıştırıyoruz makinede. Sıcak suyun sağladığı şey nedir? Şimdi zaten sıcak su olmadan zaten keçe olmaz. Sıcak mı olması gerekiyor? Sıcak olması gerekiyor bizim keçenin. Bilhassa kışı biz bu işi yaptığımız zaman da makineye buhar veririz. Banyo kazanı sayesinde makineye buhar veririz. O yüzden biraz daha manın yakmaması için. Kışın bu buraya göre bunlar pişmez. Şimdi kalıp bulur mesela, kalıpsız zaten keçe olmaz. Likra kalıba açarız, o yünü çubukla saçarız kalıbın üzerine. Bunu ilk evvela çubuk dedik, çubuktan sonra makas. Makas olmadan zaten ben kesemeyiz. Evet. Bu benler zaten yünle yapılmıştır. Biz bu benleri biz kendimiz boyarız. Çeşitli renklere mesela kırmızı, mavi, yeşil, bordo gibi renkler boyarız. Boyaları nereden alıyorsunuz? Boyaları biz çoğunlukla %70'i dışarıdan getiriyoruz. %30'da bayağı bizim bildiğimiz işe boya, kök boyadan yapıyoruz. Kök boyadan yapıyorsunuz. Çünkü kök boya şimdi dönük düşüyor. Yani keçenin üzerine dönük gösteriyor. Kimyasal boya olduğu için daha da canı gösteriyor. Yani kök boya mı kullanıyorsunuz? Kök boya az kullanıyoruz. Ekstra yani dışarıdan alıyoruz boyayı. Kimyasal boyayı tercih ediyorsunuz. Evet. Çünkü renklerde bozulma oluyor, açık düşürüyor mesela eşiğin boyayı aldığımız zaman, boyası, kök boyanı. Eskiden nasıl yapılırdı keçecilik? Eskiden bu kadar makine olmadığı an, daha önce işi olan yayla atılırdı yün, ayakla depilirdi, vücut gücüyle pişerdi. Evet. Şimdi şu anda makine atıyor. Pişirilme ne demek? Pişirilme demek hamamda burada yapılan sıkıştırılma şeklini yani hamamda pişirilerekten yapılırdı. Kaynaştırma anlamına mı geliyor? Kaynaştırma yani? Anlamına şimdi geliyor. Çarşı sıkıştırma anlamına geliyor. Çarşı hamamını düşünün. Evet. Alttan kızmalı. Alt mermer sıcak. Evet. Kispet giyerdik. Üzerimiz çıplak. Altımızda kispet olarak onu giyerdik. Böyle diş çökerekten aşağı 6 saat 7 saat çalışırdık. Evet. İnsan gücüyle. Yani bir nevi pres. Bir nevi pres. Makinenin pres yaptığı biz insan gücü yapardık böyle mesela. O şekilde çalışırdık.
alanının daralması bu işi yapanların azalmasına neden olmuş. Afyon'da bu işi yapan iki ustanın yanındayız. Biri Ahmet Usta, diğeri Yaşar Usta. Evet. Merhaba Ahmet Usta. Merhaba efendim. Kaç yıldır keçecilik yapıyorsunuz? Ben aşağı yukarı 55-60 yıldır keçecilik yapıyorum ama bundan 15 sene öyle maliyeye girdim. 28 sene maliyede çalıştım. 28 seneden sonra emekli oldum. Mesleğimi sevdiğim için, hoşlandığım için yine mesleğime geldim. Kaç yaşındasınız? 1933 doğumluyum, 71. Yani 10 yaşından beri keçecilik yapıyorum. Çalışıyorum, evet. Evet. Çocukken mi başlanmalı bu mesleğe? Çocukken, hani genç 8-10 yaşındaydık. Hı hı. Kim size kim öğretti? Babamız. Baba mesleği yani. Evet, baba mesleği. Şimdi ise 50-60 dükkandan 3 veya 4 dükkan aldık. Hı hı. Yaşar Usta'nın yanında ben bir Yaşar Usta yalnız olduğu için onun yanında çalışıyorum. Birlikte çalışıyoruz. Birbirimizi seviyoruz, sayıyoruz. O bakımdan çalışıyoruz. Eskiden nasıldı keçecilik? Eskiden çok zordu. Makine yoktu. Hı hı. Elimizle çalışıyorduk. Ter, sıcak mermerde çalışıyorduk. Evet. Kollarımız böyle sancı yiyordu, kollarımızla yapıyorduk. O devir bitti. O devir bitti, o ustalar da kalmadı. Kalmadı. Onlar da kalmadı. Biz de varız işte. Efendim. Çok seviyorum mesleğimi. Ekmek yedim. Babam, anam bu meslekte büyüttüler bizi. Ekmeğini yedik. Hiçbir yerde gözümüz yok. Mesleğimizde gözümüz. Ama meslek bitti. 3 veya 4 dükkan var. Hı hı. Yaşar Usta, siz kaç yıldır keçecilik yapıyorsunuz? Ben aşağı yukarı 50 senedir bu mesleği yapmaktayım. Evet. Babamın dedesi de bu keçecilikten gelmiş. Dedemin dedesinin mesleği. Aile mesleği. Aile mesleği. Onun için severek bu meslekte çalışıyoruz. Keçecilik dokuma değil, dövme bir meslek. Evet. Sıkışan, döverek sıkışan ve küçülen bir sağlamlaşan bir malzeme. Evet. Ve keçe bugün için değil, her zaman için sağlığa çok yardımcı olan bir malzeme. Evet. Yatak köçörük, keçe örük kullanırsa romatizma kalmaz, keçe ve çorap örük ayağımıza giyse, ayağımız üşümez, başımız efes, ama şimdi şu anda sentediye dönüldüğü için hiçbirimizin üzerinde yünlü bir malzeme kalmadı. Keşke hepimiz kilim yerine keçe kullansak, başımıza keçeden şapka giysek, sırtımıza yünlü bir ceket giysek ve yatağımızın altına bir tane keçe, yatak keçe sersek daha sağlıklı oluruz. Çocuklarınız var mı? Var. 3 tane çocuğum var. 2 kız, bir tane oğlum. Onları öğrettiniz mi peki? Hayır. Çocuklarımı okutmak istedik ve okuttuk. Bu meslekten onları da ayırdık. Böyle de olunca biz son temsilcisiyiz. Bizimle birlikte bu meslek öbür tarafa gidecek. Nasıl geçiyor vakit? Bir gününüz nasıl geçiyor? Sabahleyin geliriz. Evvela hazırlığımızı yapar. Hangi pişirme yapacaksak pişirme, bizim prese pişirme tabir ediyoruz. Saçma yapacaksak saçma, atma, halaşlama. Biz tabii işçi devamlı çeşitlendiği için vaktin nasıl geçtiğini bilemeyiz. Onun için sonra da o bizim ağabeyimiz. Birbirimize çok hürmet ederiz. Ben ona, o bana. Destek olmasın. Aramızda 15 senedir hiçbir gırgını falan şükür olmadı. Çok iyi geçinen bir insanız ikimiz de. Böyle geçiriyoruz. Ve evet, de hiç sorun olmuyor akşamın olması. Eski keçecilik nasıldı, şimdiki nasıl? Karşılaştırır mısınız? Eskiden her şey elle yapıldığı için, halaşlama elle, depme ayakla, biçirme. Siz yaptınız mı? Tabii. Yaptınız. Ben 15 sene yaptım. Ahmet abim de 30 sene, 35 sene yapmış. Evet. Hepimizin ömrü hamamda geçti. Hı hı. En az 3 saat hamamda keçe pişirmekle duruyorduk. Külhanlı, attan gözme hamamlar ki bu sıcak mermerin üstünde. Hı hı. O günler daha zordu. Onlar da geçti. Ama o zaman çok kalabalıktı. Birbirimizden güç alıyorduk. Folklorik bir ortam vardı. Evet. O zamanın şartları da öyleydi.
Makine çıktı, herkes makineye döndü, onlar da bitti. Hamamlar kalmadı, her şey bu ufak atölyede. Afyon'da var mıydı hamam, keçeci hamamı? 5 tane hamam vardı. Kapandı mı şu anda? Hepsi de kapandı, iptal oldu. Her şey makineye döndüğü için hamamda kim çalışacak? Bu durum böyle. Acaba dedik folkloru kazandırabilir miyiz? Afyon'a turist gelmeyince folkloru da kazandıramadık. Evet. Afyon'da maalesef ne kadar yol uğruğu olsa da turist pek itibar etmiyor. Afyon'un içini gezmiyor. Sadece yoldan geçiyor, tesislere uğruyor. Tesislerde bizim keçemizi koyup da satmadıkları için tanıtamıyoruz. Yani. Siz gibi böyle televizyoncu kardeşlerimiz gelirse onların vasıtasıyla kendimizi duyurabiliyoruz. Keçici de varmış Afyon'da. Benim için keçe, sabahleyin imal ettiğimiz keçeyi gurumaya taktığımız zaman gururla seyretmek. Seyrediyorsunuz biz değil mi? Hani bir tabloyu yapan ressamın yaptığı gibi. Ne hissediyorsunuz seyrederken? Birincisi para kazanmak zaten esas. Para kazanmayan adam bu işi yapmaz. Bunu artık zevk için yapıyoruz demeyelim. Ya da niye seyrediyorsunuz? Yaptığınız şeyi asıyorsunuz ve seyrediyorsunuz. Şimdi onun sağlam olması, düzgün olması. Bunu ben yaptım. Birine vereceğiz, nasıl olsa para kazanacağız. Bu bir seviş kaynağıdır. Evet. Bilhassa bir de elden iyisi varsa, ben onun elden iyisini yapabildiysem bir de o gurur veriyor bize. Elin yapamadığını yapmak. Mesela bir fes yapıyoruz. Başkası yapmıyor. Biz daha güzelini yapmak için çalışıyoruz. Bizim hamurumuz da bu. Daha iyisini yapmak, daha güzelini yapmak. O yaptığımız malzeme çok düzgün olursa başkası beğenmeden evvel bizim beğenmemiz lazım. Bizi sevindiren ve gurur veren o. İyi olması, temiz olması. Para ikinci planda. Nasıl olsa parasız hiçbir şey olmuyor zaten. Önce sanat diyorsunuz. Önce sanat, evet.